Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Vincent van Gogh ile ilgili kısa bir sahneyi izleyeceğiz ve ardından kelime kelime cümle cümle analiz edip onu anlamaya çalışacağız. Önce her zaman yaptığımız gibi izleyelim, başlayalım. About my tie. Yes, and today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter of the moment. Certainly the most popular great painter of all time, the most beloved. His command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, sorry. I'm sorry, is it too much? No, they are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. It's all about you. Crossing kisses. Peki, şimdi ilk satırları tekrar dinleyelim ve ardından analize geçelim. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes, and today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Peki, okuyalım. Dr. Black, we met a few days ago. Birkaç gün önce tanıştık ve buluştuk. I asked you about the church at Oeuvres. Oeuvres'teki kiliseyle ilgili size sordum, sorularımı yönelttim. Oh yes, glad to be of help. Şimdi glad to be of help ilk defa görüyor olabilirsiniz ama glad to help, glad I could help kalıplarıyla, anlamlarıyla aynı aslında. Yani yardımcı olabildiğime sevindim anlamındadır. Ve devamında you were nice about my tie. Yani kravatımla ilgili hoş bir şey söylediniz anlamında kullanıldı burada. Ve devamında yes and today is another cracker. If I may say so. Cracker demek informal language ve sadece İngilizlere has olan bir informal language. Çünkü Amerikalılarda yani US anlamında kullanıldığı zaman olumsuz anlamları da var cracker kelimenin. Buradaki anlam çok iyi bir şey anlamına geliyor. And today is another cracker. Yani harika bir şey daha var bugün. If I may say so, yani deyim yerindeyse bugün de cracker var diyor. But I just wondered ve burada hemen konuya giriyor ama ben bir şey merak ettim. Between you and me in 100 words. Yani in 100 words bu şu anlamına geliyor. Yani kısaca hani söylemek gerekirse, kısaca sormak gerekirse, kısaca cevaplamak gerekirse burada in 10 words de denilebilir ve in 100 words. Yani sohbetimiz kısa olacak anlamındadır bu. Where do you think Van Gogh rates in the history of art?
sanat tarihinde Van Gogh'un yeri yeri neresindedir sizce? Yani rate burada sıralanmak anlamında kullanılıyor. Şimdi tekrar dinleyelim. We met a few days ago. I asked you about the church and a verse. Oh, yes. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes. And today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Peki devam edelim. Sonraki satırları dinleyelim şimdi. Well, big question, but to me, Van Gogh is the finest painter of them all. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved, his command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Well, big question, but to me, Van Gogh is the finest, en iyisi, painter, ressamlardan, of them all, yani burada them'den kastı ressamlar, bütün ressamların en iyisi. Burada them neden kullanıyor? Çünkü bir önceki cümlede, bir önceki satırlarda hani sıralama olarak neresinde diye sordu ya, o işte bütün ressamların arasında en iyisi diyor. Certainly ve kesinlikle the most popular, en popüler great painter of all time, bütün zamanların gelmiş geçmiş tüm zamanların en iyisi, the most beloved. Beloved demek sevilen anlamına geliyor ve en çok sevilen. His command of color. Command demek burada hakimiyet anlamına geliyor. Renk, onun renk hakimiyeti, the most magnificent. Yani muhteşem, mükemmel. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. O değiştiriyor, değiştirdi acıyı. Of his tormented life. Tormented demek işkence görmüş, acı görmüş anlamına geliyor. Yani o acı dolu olan, işkence dolu olan hayatın acısını değiştiriyor. Yani çeviriyor, transform, dönüştürüyor, çeviriyor. Neyi dönüştürüyor? Ecstatic beauty. Yani ecstatic dediğimiz zaman mest, yani kendinden geçmiş anlamına geliyor. Yani bir güzelliğe dönüştürüyor. Ve devamında pain is easy to portray. Portray demek betimlemek, göstermek, anlatmak anlamına geliyor. Tasvir etmek aynı zamanda. Yani acıyı betimlemek, acıyı anlatmak kolaydır. But to use your passion and pain to portray, ama passion, tutku, ama tutkunuzu ve acıyı kullanmak, to portray, betimlemek için, the ecstasy and joy and magnificence of our world. Ecstasy, yani mest olma hali, and joy ve mutluluk, neşe, sevinç, and magnificence ve ihtişam, azamet, görkem, yani dünyamızın güzelliğini, ihtişamını, azametini göstermek için acıyı ve tutkuyu kullanarak betimlemek. Yani bu Vincent van Gogh'un yaptığı şeyini anlatıyor burada. No one had ever done it before. Kimse bunu daha önce yapmadı. Ve bu cümleyi kurarken burada past perfect'i kullanıyor. Nedir past perfect? Hatırlayalım. Present perfect geçmişte bir fiil başlıyor ve etkisi hala günümüze kadar devam ediyor. Ama burada past perfect, yani o zamana kadar, yani Vincent van Gogh'un zamanına kadar böyle bir şey kimse yapmadı anlamındadır. Well, big question, but to me, Van Gogh is the finest painter of them all. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved. His command of color, the most magnificent.
He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Peki, son satırları dinleyelim şimdi. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent. Sorry. I'm sorry, is it too much? No. They are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. It's all about you. Perhaps no one ever will again. Şimdi burası bir önceki cümlelerin devamı. Hani orada hatırlarsınız şöyle bitti cümle. No one had ever done it before. Yani past perfect olarak cümleyi bitiriyor. Kimse o zamana kadar böyle bir şey yapmadı. Burada da diyor ki muhtemelen kimse böyle bir şey bir daha yapmayacak. To my mind, bence that strange wild man... O tuhaf, wild, burada deli anlamında kullanılıyor. Deli adam who roamed. Roam demek başıboş, amaçsızca dolaşmak. The fields of Provence. Provence, Fransa'nın eski bir vilayeti. Was not only the world's greatest artist. Sadece dünyanın en iyi sanatçısı değil. But also one of the greatest men who ever lived. Hatta yaşayan en iyi insanlardan biridir. Ve devamında Vincent, is it too much? Şimdi too much demek, yani çok fazla mı yüklendik, çok fazla mı oldu anlamında. Zaten too much frazı, yapıyı genelde olumsuz anlamlarda kullanırız. Mesela mesela şakalaşıyorsunuz. Too much dediği zaman yani çok üstüme geldin veya artık o sınırı aştın anlamına geliyor. Burada da hani çok mu yüklendik, çok mu fazla oldu anlamında. Know that tears of joy, mutluluğun gözyaşları. Thank you sir, you're welcome, sorry for the beard. Peki, bir daha dinleyelim bu satırları. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent. Sorry. I'm sorry, is it too much? No. They are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Peki, şimdi hepsini tekrar izleyelim ve anlamaya çalışalım. You were nice about my tie. Yes. And today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter of the world. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved. His command of color, the most magnificent.
He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent. Sorry. I'm sorry, is it too much? No. They are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. It's all about you. Crying kisses. Umarım her şey çok daha net bir şekilde oturmuştur. Bütün kelimeler tabiri caizse yankılandı ve aradaki o bağlantıları oluşturabilmişsinizdir. Bağlam içinde bütün her şeyi anlamlandırabilmişsinizdir umarım. Videoyu çok beğendim. Umarım siz de beğendiniz. Yani konu çok farklı, çok değişik. Ben zaten onu ilk gördüğüm zaman dedim ki ben bunu mutlaka ders olarak analiz etmem gerekiyor. Bilmiyorum, ben çok etkilendim. Siz de ne hissettiğinizle ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada bu video ile ilgili olan PDF dokümanına hemen videonun altındaki linke tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. Umarım web siteyi beğenirsiniz çünkü bundan sonra çok daha kolay, çok daha erişilebilir ek kaynaklarıyla birlikte olacak şekilde web sayfayı ayarlamaya çalıştım ve bundan sonra burada paylaşacağım videolarla ilgili PDF dokümanları o şekilde paylaşacağım. Orada diğer ek kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Zaten tıklayınca orada göreceksiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.